Arkadaşlar, Cin Parkı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben de Begüm. Bugün sizlere ben Paris'te ne yaptım ama anlatacağım. Yani bugün ben videoda müşteriyim, Begüm de spiker. Şimdi Zeynep Hanımcığım, Paris'te ilk olarak baktığınız yer neresi? Şanzelize Caddesi. Peki Şanzelize Caddesi nasıl, güzel mi? Güzel, çok güzel. Böyle bütün 100 metrede bir H&M var. Abi çok güzel ve sen zaten H&M'i çok seviyorsun. Ve 100 metrede bir Zara var. Disneyland mağazası var. Evet, biliyoruz. Evet. Kıyafetlerinden anlaşılıyor. Ha, bir de Zafer takı var, böyle kocaman bir şey. Oradaydım. Şimdi benim en çok merak ettiğim bir soru var. Özellikle herkesin gitmek istediği Disneyland'a gitmişsin. Orada en çok sevdiğin ve nelere bindiğini bize söyler misin? Roller coaster'lar. Hiç çok korkmadın mı? Hayır. Böyle ters takım falan değil. Aşırı güzeldi ama. Hatta annemle. Abi benim yüreğime inerdi ve sen galiba Karayip Korsan... Karayip Korsanların bir tane korku vardı ama o hiç korkutucu değildi yani. Ben korkmadım değil mi? Bazen böyle geliyordu şöyleydi bak. Şuradan bir şey geçiyordu, tam böyle kafana inecekmiş gibi çuval geçiyordu. Bir de yapıyordu bak. Şuradan bir şey iniyor. Evet. Böyle geliyor. Top yapıyor. Bir de bir tane adam vardı işte. Şöyle elleri böyle titriyor böyle yapıyordu. Bir de suyun içinde yüzüyorduk kayık. Şöyle bir yerden indik kayıkla. Peki çok mu ıslandın? Islanmadım. Bazıları falan ısınıyor. Orada ıslanabileceğin çoğu şey yok. Viyaland da var o zaman. Peki sen Eiffel Kulesi'ne gittin. Orayı inceledin mi? Katlarında neler var? Benim bildiğime göre bir kısımda restoran gibi bir yer. Evet, var. En üst katında restoran var. Bir de hediyelik eşya dükkanları var. İşte ilk önce oraya gittim. Ondan sonra çıktım birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata. Üçüncü katta restoranda yemek yemedim ama. Pizza Pino diye bir yer var. Çok güzel bir yer. Oranın pizzası var. Zaten Amerika, yabancı ülkeler pizzayı daha güzel yapıyor. Ya bizimki gibi işte danetli, şuydu, buydu, langırt masalı, toplu pizza, şunlu pizza, bunlu pizza yok. Adamların atıyorum 8 çeşidi var. Ya bizim gibi sınırsız değil, onlarınki belirli bir şey yiyebiliyorsun. O Paris'e gittiğinde sana güzel şeyler gösterip eğlendirdin mi seni ve gittiğine pişman oldun mu, olmadın mı? Kesinlikle olmadım. Yine gitsem bir ay kalırım ben orada, fark etmem bana, bir ay kalırım. Peki başka bir yere gitmek istesen nereye giderdin? Amerika'daki Disneyland'a gitmek isterim. Peki Amerika'ya gitsen Disneyland'a ilk göreceğin yerler neresidir? Özgürlük heykeli. Peki roller coaster'da böyle dönme var ya, orada böyle etraftan sana su geliyor ve çok mu çığlık vardı? Çok korkan var mıydı? Yani ben korkmadım zaten. Kendim böyle eğlenmek için ister istemez çığlık atıyorum. Falan diye. Çığlık atıyorsun. O yüzden insanların sesini çok duymuyorsun ama çığlık atan vardı. Neredeyse çoğu videoları izlediğimde hep karşıma çıkıyor, böyle Minnie Mouse'un kostümünü falan giyip gelenler oldu mu hiç? Ay evet. Bazı kızlar vardı böyle. Kızı böyle baba kız falan gelenler vardı. Kızı Minnie olmuş, babası Mickey olmuş. Bir de bununla alakalı hemen bir şey söyleyeyim, sonra konumuza devam edeceğim. Bir tane doğum günü gördüm, birinin doğum günü. Böyle bir şey giymiş kız, kocaman böyle elbiseler ama görmeniz lazım. Yani böyle uzanıyor şuradan. Aynen, şuradan şuraya bir metre kuyruğu gelinlik var. Gelinlik gibi. Gelinlik gibi. 4-5 yaşında bir çocuk. Annesi Pamuk Prenses olmuş, babası Atlı Prens olmuş. Peki Mona Lisa gördün mü? Evet, Louvre'a gittim. Louvre. Bir de opera binasına gittim. Güzel. Kaç gün kaldın? 3. 3 günde bayağı gezmişsin. 3 gün bayağı dolu dolu yaşamışsın. Çünkü Big Boss'a gittim. Ve 2 katlı otobüslerden bahsediyorsun. Peki orada böyle yabancılar nasıl bir davranış gösteriyor? Yani Türkiye'deki gibi normal. İnsan davranış gösteriyor. Bir de Fransızlar İngilizce konuşamıyor.
Yani konuşuyor, kendi dili gibi aksanını çeviriyor. Ve şey, taksileri sadece sarı değil, her renk. Mesela sizin araba hangi renk? Beyaz. Onların da beyaz taksisi var. Siyah falan. Var. Gri var. Pembe. Boyatan var. Boyatan vardır. Şöyle bir şey ya. Çinliler daha çok dışarıda. Ya Fransızlar çok çıkmıyor zaten evin burası diye. Peki bizim hikaye nasıl? İyi. Peki orada herkes set arasında normal dizideki gibi iyi mi? Yani iyi sıcak mı davranıyorlar yoksa dizide farklı bir yerde daha mı soğuk davranıyorlar? Yani değişebiliyor. Yani çok soğuk davranmıyorlar. Mesela ayağa kalkıp göstereyim mi? Göster. Boyum yetiyor. Sen mesela sen şimdi sabah geldin tamam diye sıraya oturuyorsun ya. İşte gün saat geçtikçe yani falan oluyor. Ha aynen. Yani böyle açılıyorsun. Sabahtan öğlene doğru daha iyi davranıyor. Bu arada söyleyeyim, buramda en yakın arkadaşlarımın ismi yazıyor. Bu Zeynep ne canım? Bu Fasça. Arkadaşlar biz her gün, ya her gün değil de her ay böyle bir tane sohbet dedikodu videosu yapmak istiyoruz. Eğer siz de istiyorsanız yorum bırakmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ve bizim hikayeyi izlemiyorsanız izlemeyi unutmayın. Evet ve beni takip etmeyi unutmayın. Zeynep Selimoğlu 07. Bizim hikaye Perşembe günü Fox'ta saat 8'e. Bye bye.